Evet hocam, ses kontrol. Ben Artofus, namı diğer Usan. Garip. Oğlum böyle olmuyor lan bu. Oğlum nasıl zor. Seyirciler hazır mıyız? Ben Usami Aksoy, namı diğer Artufus. Adobe Photoshop programını kullanarak normalde yapılması güç görünen şeylerin aslında ne kadar daha basit olduğunu göreceğiz. Elimizde olan herhangi bir fotoğrafın, çift fotoğrafı olur, fotoğrafta istemediğimiz bir kısım olabilir. Bunun normalden daha basit şekilde elimizdeki programla, ki bu Photoshop'tur, nasıl basit silindiğini göstereceğim size. Evet, öncelikle elimizde bulunan herhangi bir fotoğraf olabilir. Hangi fotoğrafı seçmek isterseniz yeter ki neyi silmek istediğinizi bilin. Fotoğrafta sizin gözünüze batan herhangi bir şey olsun. Bu her şey olabilir. Ufak bir taş parçası olabilir. Yanınızda bulunan birisi olabilir. Onu da silmek istiyor olabilirsiniz. Bunlar hepsinin için geçerli. Bizim şu anda elimizde bulunan fotoğraf bu. Bir tane kuş var. Kuşun etrafında çitler var. Biz bu çitleri sileceğiz. Öncelikle abi yapacağımız iş bu çitlerin seçilmesi gerekiyor. Bu çitleri seçmemiz için birçok farklı yöntem var. Ama bunlardan basit olanları göstereceğim ki ekstradan başka seçme yöntemlerini de göstereceğim. Ama en başta yapmamız gereken şey şu. Şurada ufak abi küçük bir yuvarlağımız var. Bak kutucuk, şöyle küçücük. Onu seçiyoruz. Burada buruşumuz var. Buruşun kısa yolu klavyede B'dir. B'ye bastığında bunu rahatlıkla seçersin abi. Buradan boyutunu ayarlarsın. Buradan yumuşaklığını ayarlarsın. Yumuşaklık budur. Sertlik de budur. Orta sertliği seçeriz. Boyutunu çitlere göre ayarlarız abi. Ona göre bu çitleri tek tek seçeceğiz. Çitlerle ilgili her yeri seçtik. Çitleri seçili hale getirmek için bizim oradaki seçtiğimiz o küçük kutucuğa tekrar tıklayacağız. Ve bu klavyede M harfine basacaksın abi. Basıp mouse'la sağ tıkladığında seçimi tersini seç diyeceksin. Bunu demesen bile klavyede bunun kısa yolları da var. Kısa yolları da ayrıca bir videoda anlatacağım. Shift F7'ye bastığında aynı şekilde seçimi tersine çevirirsin abi. Tekrar aynı şekilde sağ tıkladığında dolgu seçeneğini seçtiğinde sadece içeriye uygun olan kısmı seçeceksin. İçindekiler kısmında geri kalan her şey tamamdır ve tamam dedikten sonra fotoğrafımız hazır. Fotoğrafta tam seçimin dışında kalan ya da istediğin görüntüyü alamadığın yerler olduğunda da abi şuradan bu aracı seçeceksin. Bu yama aracıdır. Klavyedeki kısa yol tuşu da J'dir. J'ye tıkladığında abi geleceksin. Mesela sen şu görüntüyü istemiyorsun. Seçeceksin abi. Yan tarafa götüreceksin. Seçeceksin. Yan tarafa götür. Seç. Götür. Seç. Götür. Şurada mesela böyle bir şeyimiz var. Seç. Götür. Bitti. Bak mesela burada bir deformasyon oldu. Seç abi. Götür. Seç. Götür. Seç. Götür. Tam anlamıyla mevzu bu. E abi madem öyle, biz bunu J harfiyle komple yapsak olmaz mıydı? Olmazdı. Tekrar sen bunu denemeye çalış. Bunu buradan seç. Böyle bir şey. Böyle seç. Böyle bir şey yaşarsın. En son işin finalinde aynı böyle yamalı bir şekilde fotoğrafı görmüş olursun. Bu da sana kötü bir sonuç çıkartmış olur. O yüzden seçip bizim ilerlediğimiz şekilde fil, yani dolgu aracıyla konuyu kapatmak lazımdır. Bu da vermiş olduğum kısa yoldur. Evet, bu bizim ilk videomuzdu. Bu videonun devamında Photoshop'ta yapılabilecek başka herhangi kısa yolları göstermek veya Photoshop'ta yapılabilecek bir sürü şey var. Bunları yapabileceğimiz, kestirme kısa yolları gösterebileceğimiz ve klavye kısa yolları dahilinde bunu gösterebileceğimiz videolar için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sürçülisan ettikse affola.